Merhaba arkadaşlar, yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Eğer bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip ve kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. En önemli kuralımız, bir yere giderken arkadaşımıza ya da daha yakın bir kişiye haber vermemiz gerekir. Birinci kuralımız, uygun bir kamp yeri bulmak. Doğru kamp yerini seçmeyi öğrenmemiz güvenliğimiz için çok önemli. Yaban hayvanlarından saklanmak ve kuru kalmak için. Dere kenarlarında kamp fikri hoşunuza gidebilir ama tehlikelidir. Sulak alanlarda ve içerisinden su geçen vadilerde kamp kurmaktan kesinlikle kaçınmalısınız. Çünkü ani su baskınlarının ani olmasının bir sebebi var. Hatırlıyor musunuz bilmiyoruz ama yıllar önce Kaz Dağları'nda dere kenarında kamp yapan Kimmer Counter'ın sahibi Esad Eden 3 çocuğu ile birlikte ani bir su baskınına kapılmış ve can vermişti. Hatta kamp yaptıkları yerde bir damla yağmur bile yağmıyordu. Ancak göremedikleri kadar uzakta bir yerde yağan yağmur dereye karışıp sel olmuş ve kamp alanlarını basmıştı. Dakikalar içerisinde hiç beklenmezken bulunduğunuz alan sular altında kalabilir. Kamp alanını seçerken mümkün olduğunca devrilme tehlikesi olan ölü ağaç gövdeleri ve kayalar, böcek yuvaları gibi potansiyel tehlikelerden uzak bir alan seçin. İdeal alan 4-5 dakika mesafesinde akarsu olan, ateş yakmak ve barınak yapmak için kuru ağaçların olduğu rüzgarlara ve diğer doğa şartlarına korunaklı bir konuma sahip yerler. Ayrıca zamanda birçok yırtıcı hayvan suya gelmek için hep aynı yolu kullanır. Kamp yapacağınız yerde hayvan pisliği ya da ayak izi var mı bakın. Varsa yerinizi değiştirin. İki. Barınak yapmak. Hiç şüphesiz soğuk havalarda hayatta kalmanın önündeki en büyük tehlike hipotermi. Bu nedenle eğer doğada uzun süre vakit geçirecekseniz önceliğiniz soğuktan iyice izole edilmiş bir barınak yapmak. Bulunduğunuz coğrafyanın şartlarına en uygun barınağı yapmayı öğrenmeniz için kursa gitmenizi tavsiye ederiz. Yazın, kışın, orman ya da çöl, çolak arazi şartlarında bambaşka teknikler uygulayabilirsiniz. Ormanlık arazide yapabileceğiniz basit barınaklardan biri de ekrandaki resimdeki gibi bir prizma oluşturmak. 3 kalın dal asır işareti oluşturuyor. Daha küçük dalları iki tarafa istifleyin. Daha sonra oluşturduğunuz bu iskeleti yapraklar ve yosunlar katmanlar halinde örün. Son olarak kendinizi soğuk tabakanın mümkün olduğunca iyi izole etmeye bakın. Çünkü korumaya çalıştığınız vücut ısınızı emecek olan en büyük düşmanınız soğuk zemin. Bunun için yapacağınız yerde bir izolasyon tabakası oluşturmanız lazım. Etraftaki kuru dal ve yapraklardan 10-15 santim kadar bir yükseklik oluşturacak şekilde bir yığıntı oluşturun. Yanınızda mat ve uyku tulumunuz varsa bile ekstra izolasyon göz çıkarmaz. 3. Kıvılcım yaratmak. Ateş yakabilmek için en temel hayatta kalma becerilerinden birisidir. Bunun için hangi ortamda ve etrafınızdaki hangi malzemelerle kıvılcım yaratabilirsiniz bilmeniz lazım. Mesela yolda giderken tipite kaldınız. Arabanızın aküsü ile ateş yakabilmenizi biliyor muydunuz? Tek yapacağınız gereken aküye minik bir kısa devre yaptırmak. Bir iletken tel, firkete veya kolye vesaire veya alüminyum folyo ile hatta sakız kağıdı bile olur. Akünün pozitif ve negatif uçlarını birbirine bağlayın. Şimdi çıkan kıvılcımlarla kolayca tutuşlayabileceğiniz bir şeyleri oluşturunuz. Ateşiniz için gereken ilk tutuşmayı sağlamış olursunuz. Benzer mantık piller için de geçerli. (4) Ateşi büyütmek. Akü kıvılcımı ile oluşturduğunuz ateşi gerçek bir kamp ateşine çevirebilmek için doğru şekilde beslemeniz lazım. Kuru, kolay, alev alan malzemelerden bir yığın yapın. Bir yandan ateşinize yardımcı olacak ulaşabileceğiniz malzemelerden ne var onları değerlendirin. Mesela yanınızda kolonya, aseton gibi yanıcı şeyler var mı? Dudak kreminiz varsa yanınızdaki pamuk ya da bir minik bir parça kumaşı iyice kreme bulandığınızda mumlanır. Böylece çok daha aheste bir şekilde yanarak çok daha fazla şeyi tutuşturma şansınızı sağlarsınız. Tek yapmanız gereken pamuk ile kolay yanan bir maddeyi dudak kremine bulamak. Normalde o pamuk parçası aynı dakika içerisinde yanıp sönecekken bu şekilde kremle mumlanmış pamuk 10 dakika bile yanmaya devam edebilir. Ateşimize dönelim. İlk olarak kürdan inceliğindeki dalları yakmaya çalışmanız lazım. Onlar tutuştuktan sonra biraz daha kalın olan kulak temizleme çubuğu boyundaki dallara geçebiliriz. Bunu yaparken de ateşin oksijen alabilmesi için onları kuru, üzerinde çatır gibi birbirine çarpmanız lazım. Hava alabilmesi için çok sıkı dizmeye özen gösterin. Onlar da tutuşunca sıra kalem tipi dallara aynı şeyi yapmakta. Ön kolunuz kalınlığında bir kütüğü ateşin yanına koyun. O da yanmaya başlayana kadar işleme devam edebilirsiniz. Alevler büyüdüğünde büyük dalları ve kütükleri ekleyebilirsiniz. 5. İçilebilir suyu bulmak. Doğada iki tip su bulabilirsiniz. Biri içilebilir, duru su, diğeri de sizi öldürecek olan içilmez durumdaki su. Eğer ki suyun içilip içilemeyeceği üzerinde ikilemde kaldığınız bir durum olursa zararlı maddeleri öldürmede %100 etkili en iyi opsiyon suyu kaynatmak. En az 10 dakika kaynatmak lazım. Aklınızda olsun. Hareket halindeki su yani akan su her zaman duran sudan iyidir. Bir dere varsa mesela suyunuzu derenin göllenen kıyılarından değil de suyun aktığı yerden doldurun. Öncelikle de bu uzun süre durgun kalmış gölet veya su birikintisinin bulunduğunuz bir suysa fakat bazı durumlarda su kaynatma gibi bir şansınız olmayabilir. O zaman da yağmur, kar, çiğ gibi kaynaklar en güvenilir opsiyonlar. Örneğin bir bez parçası veya bantla yağmur, kar ve çiğ sularını kolayca bir beze çektirip bezi de bir kaba sıkabilirsiniz. Ayrıca bulduğunuz yerde devediklerini, kaktüs ve asma gibi su emen bitkiler varsa onları da sıkarak suyunu çıkarabilirsiniz. 6. Suyun olmadığı yerde su yaratmak. Şeffaf torba, terleme torbası ile su toplamak. Tıpkı insanlar gibi bitkiler de gün boyunca terlerler. Tabii tek fark onların terlemesinden ortaya çıkabilir. Saflıkta temiz ve ortaya çıkması. Bu suyu toplayabilmek için tek yapmanız gereken temiz bir şeffaf plastik torbayı ağacın bol yeşil yaprakları bir dalına geçirmek ve ağzını sıkıca kapatmak. Günün sonunda bitkiden çıkan su torbanın dibine çökmüş, içmeye hazır olacak. Yazın büyük bir torbadan güvenli bir bardak suya yakın su elde etmek mümkün. 7. Yenilebilir bitkileri ve canlıları teşhis etmek. Eğer bir hayatta kalma durumu varsa ulaşılması güç yerlerdeki meyveleri toplama girişimleri sadece o an sizin için değerli olan enerjiye yazık eder. Çözüm: yenilebilir bitkiler, mantarlar, yosunlar, meyveler, otlar, kaktüsler ve canlılar. Kurbağa, küçük balıklar, kertenkeleler vesaire gibi daha az efor harcayarak ulaşabileceğiniz opsiyonlara yönelmek. Farklı coğrafyalarda en kolay ve sık bulunan yenilebilir bitkiler farklı oluyor ama kuzu kulağı, ısırga, yapan ıspanağı, kaza ayağı ve kara hindiba meyvesine göre ülkemizde daha sık görünebilen Tabii hangi bitkilerin yenilebilir, hangilerin yenilmez olduğu, ayırt etme becerisi, biraz daha çalışma bilgi birikimi ve hafıza ile alakalı. Temel hayatta kalma eğitiminde bu bitkileri işliyor, buluyor ve yiyorsunuz. Aynı zamanda şifalı bitkileri de öğreniyorsunuz. Antiseptik, ödem sökücü vesaire nitelikte bir sürü bitki var.